dermesil halkı, ey gafletin ve dalaletin içinde kıvranan insanlar. Size bu hayatı, bu malları, bu evlatları veren ilahları sakın unutmayın. Ey dermesil halkı, sizinle ilahlarınız ben, Suva, Yavuz, Yavuk ve Nesr arasında köprü olan rahiplere ve onların kutsal evine yardım edin. Tapınağın önünden sakın ha boş geçmeyin. İlahlar sizinle olsun saygıdeğer efendimiz. Bırakın onları. Yoksa ilahlara ne kurban etsem diye düşünmeyeceğim. Yüce Yavuz günah araya benzer. Onun gibi ağzı ballı derler. Ama kuyruğu da zehirli der. Senin derdin ne be adam? Biz sadece ilahlarımızın dediği gibi zevkin kölesiyiz. İyi, ben de zevkin efendisiyim. İlahlar razı olsun sizden. Yiğidin tarihi yanındadır. Bunlar pazarda iyi mal eder. Hem de diri bunlar, diri. İlahlar canını alsın. Biz senelerdir mallarımızı burada takas ederiz. Sen dermesilden mührümü aldın. Nereden sizin oluyormuş? Yüce Vet adına saldırın! Dur Yafes. Bir sürünün üstüne atılacak kurt onun sayısını da düşünmedi. Ama bir hiç uğruna birilerini öldürecekler. Bir kavganın yalnız iki taraf olur Yafes. Sen karışma. Bu insanlar zıvanadan çıkmış durumda. Babamızın öğütlerini sakın unutma. Hadi yeterince kumaş takas ettik. Artık toparlanıp gidelim buradan. Allah'ın selamı üstünüzde olsun. Senin de. Hoş geldin Adi. Hoş geldin Sam. Çok mal aldık. Kilere indirmemiz gerekiyor. Abla karnım çok acıktı. Yemekte ne var? Gayle anne et haşlayacağını söylemişti. Annenizden beklediğinizi benden bekleyemezsiniz. Her işe ben koşuyorum. Ablan ne yaptıysa onu yersiniz. Sen nasıl istersen anne. Peki babam nerede? Dağa gitti. Her zamanki gibi inzivaya çekildi. Bu gidişle soyundaki delilere dönecek. Babam hakkında daha saygılı konuşmalısın. O Allah'ın elçisi, uyarıcısı onuruna erişmiş. Bu mevkiye layık görülmüş, seçilmiş bir kişidir. Aa, tabii. Beni bağışla, unutmuşum. İman gibi bir devlete, sonra da yüce bir peygambere zevce olmak gibi çok üstün bir şerefe ve saadete kavuşmanın ne demek olduğunu bir anlayabilirsin. Beni yanlış anladın. Bağışla lütfen. Hadi Yafes, malları kilere indirelim. Ve Hazreti Nuh dedi ki, garip, çok garip. Bunlar gelecek olan azabın belirtileri olabilir. Ve Nuh dua eder. Esirgiyen ve bağışlayan yüce Rabbim, sen yolundan çıkanları bağışla. Onlar gaflet içinde kendilerine yazık ediyorlar. Onları bu şaşkınlıktan kurtar. Hak yoluna döndür.
Her şeyin yönetimi, geleceği, mukadderatı ve tasarrufu elinde olan, her şeyin ve hepimizin ona döneceği yüce Rabbim, muhakkak ki senin azabın gerçeği örten kafirlere ulaşacaktır. Ne? Söyle, nereye gidiyorsun? Ve Hazreti Nuh dedi ki, zamanın tebliğ ve uyarma zamanı vaile. Yine mi? Ne olur gitme. Artık vazgeç bu sevdadan. Hazreti Nuh cevaben der ki, vazgeçemem. Rabbime söz verdim. Bütün zorluklara göğüs gereceğim. Ne olursa olsun yolumdan dönmeyeceğim. Buna yemin ettim. Sevgili ailem, eğer iman ediyorsanız korkmayın. Endişe duymayın. Allah'ın elçisi olarak sana iman ediyoruz. Hazreti Nuh, unutmayın ki bu gidişim gizlidir. Çağrımı gizli yapacağım, kimsenin haberi olmamalı der. Sen hiç merak etme baba, bundan emin olabilirsin. Hazreti Nuh veda eder. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sen de baba. Ve Hazreti Nuh der ki, ey insanoğlu, buraya bak. Taptığın puta bir hayvanın bile saygısı yok. Defol, 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 defol. Hazreti Nuh, görmüyor musunuz? Köpek sizden korktu ama taptığınız ilahtan korkmadı. Ne putunuzun üzerine pisleyen köpek çarpıldı ne de siz. Çünkü bu put taştan öte bir şey değil der. Sen kimsin peki? Hazreti Nuh, ben Nuh bin Lamek'im. Sizleri ve bütün evreni yoktan yaratan Allah'ın elçisiyim. Sizleri ona inanmaya ve ona kulluk yapmaya çağırıyorum. Sözlerimi düşünerek dinleyin. Ben insanların güven duyduğu emin biriyim. İnsanlara hiç yalan konuşmadım. Onları hiç aldatmadım. Sizlere öğüt vermek için seçildim. Göklerin ve yerin, güneşin ve ayın Rabbi olan Allah'a inanın. Ondan başka ilah yoktur. Sizlere yarar ve zarar vermeyen taştan heykellere saygı duymayın. Sizler Yüce Allah'a ibadet için yaratılmış şerefli kullarsınız. Putların önünde eğilerek kendinizi küçültmeyin. Hoşça vakit geçireceksiniz efendim. Göklerin ve yerin, güneşin ve ayın Rabbi olan Allah'a inanın. Safra düstlere 10 top kumaş versek geriye kaç tane kalıyor ha? Bir, iki. Hı? Acaba kim olur? Babamdır belki. Dur, acele etme. Hazreti Nuh ailesini selamlar. Aleyküm selam baba. Allah'ın elçisi. Evine hoş geldin. Evine hoş geldin baba. Hükümdar Dernesil, Kutsal Kabil Bayramı dolayısıyla yarın sarayda büyük bir davet veriyor. Hazreti Nuh, evet vaile, sıkıntını anlıyorum der. Her bayramda seni soruyorlar. Senin için hep yalan söyledim. Hasta dedim, işleri var dedim. Artık bana inanmazlar. Şehrin ileri gelen bir tüccarı olarak bu davete katılmalısın. Hazreti Nuh mırıldanır. Belki de açık davet sırası geldi. Ne dedin? Hazreti Nuh karısına bayram için hazırlık yapmasını söyler. Şükürler olsun, itibarımız artacak. Artık seçkinlerin arasına gireceğiz. Ha 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 ha
Oo, Nuh bin Lamek, hoş geldiniz. Nerelerdeydiniz? Sizi aramızda görmek ne güzel. Buyurunuz efendim, yüce hükümdarımızdan sizlere. Lütfen hükümdarımıza minnettarlığımızı ve bağlılığımızı bildiriniz. Hazreti Nuh mırıldanır. Yüce Rabbim, sen beni her türlü azgınlıktan, ahlaksızlıktan, kötülükten koru. Hazreti Nuh tebliğe başladı. Ey kavmim, beni dinle, kulak verin bana. Ey kavmim, Allahu Teala tarafından size nasihatçi olarak geldim. Sizi Allahu Teala'ya iman ve yalnız ona ibadet etmeye davet ediyorum. İbadet edecek ondan başkası yoktur. Sen ne diyorsun be adam? Çıldırdın mı? Bu kutsal güne hiç mi saygın yok? Otur oturduğun yerde. Bu o deli. Evet, o Mecnun. Demek durmuş. O da kim? Bu oymuş efendimiz. Hani köy köy dolaşıp peygamber olduğunu söyleyen kişi. İsmi Nuh bin Lamek'tir. Şehrin en saygın tüccarlarından biriydi. Şimdi ise aklını iyice yitirmiş gözüküyor efendim. Aklını yitirdiği kesin. Yoksa böyle bir şeye nasıl kalkışabilir? Ve Hazreti Nuh devam eder. Allah'ın ayetlerini sizlere anlatmak benim görevim. Ondan başka gerçek bir ilah yok. O insanları, ayı ve güneşi yaratan tek ilahdır. Bet belanı versin. Kutsal geceye uğursuzluk getirdin. Vahiy almak aramızdan sana mı düştü yalancı? Hazreti Nuh, ben Rabbimin gönderdiklerini anlatıyorum ve size öğütte bulunuyorum der. Senin gibi sapkın ha öğüt vermiş ha vermemiş, ne fark eder ki? Bu adamı derhal huzuruma getirin. Bu ne cüret vali, yazıklar olsun. Nuh bin Lamek, bizimle geliyorsun. Hazreti Nuh, oğluna annesini alıp eve gitmesini söyler. Sen kimsin ki bizim ilahlarımızı inkar ediyorsun? Hazreti Nuh, ben Nuh bin Lamek'im. Allahu Teala'nın peygamberiyim. Sizleri imana davet ediyorum der. Ey Nuh, sen bize bizim bilmediğimiz şeyleri anlatıyorsun. O halde biz senin saçmaladığını zannediyoruz. Eğer Mecnun isen seni tedavi edelim. Fakir olduğun için böyle yapıyorsan seni altına boğalım. Yok, eğer önemli bir adam olmak istiyorsan adına tapınak inşa ederim. Ey kavmim, ben sadece kurtuluşunuzu arzu ediyorum. Yüce Allah'ın sizlere gönderdiği emin bir elçiyim. Rabbinizin af ve merhametini isteyin ki sizleri bağışlasın.
Ona yakarın ki bol yağmurlar yağdırsın, bağlar ve bahçeleri meyvelerle, ürünlerle doldursun. Sizlere engin rahmetini yaysın. Ey Nuh! Bizim adetlerimize göre bugün bayram olup adam öldürmemiz caiz değildir. Şayet böyle olmasaydı seni pek şiddetli bir şekilde öldürürdüm. Hazreti Nuh der ki, sizleri yaratan, besleyen, koruyan merhametli bir Rabbiniz var. Ama ne yazık ki sizler bu açık gerçeği görmüyorsunuz. Askerler, derhal dışarı atın bu deliği. Adam boş değil. Belki deli de değil. Bu adamın köylü halkının üstündeki etkisi nedir? Söylenenlere göre birçok köyü etkisi altına almış. Hatta putlarımızın kaldırılıp atıldığına dair söylentiler var. Bütün bunların doğru olup olmadığını araştırdın mı peki? Şey efendimiz... Derhal askerleri köylere gönder. Eğer doğruysa ilahlarımıza imanı tekrar sağlayın. Nuh'un gittiği her yerde karşısına ülkenin en iyi hatiplerini çıkarın. Onu sustursunlar. Yüce ilahlar, söyleyin kim bu köyün ileri geleni? Çabuk ortaya çıksın, yoksa burada omuz üstünde baş, taş üstünde taş bırakmam. Bu da ne? Ne demek oluyor bu? Bizim için artık taştan putların bir önemi yok. Biz Elçi Nuh bin Lamek'in Allah'ına inandık ve iman ettik. İnsanoğlunu yeri ve göğü yaratan yalnızca O'dur. Ondan başka tapılacak ilah yoktur. Yüce ilahlar adına siz düpedüz sapıtmışsınız. Aklınızı başınıza toplayın. Bundan sonra her kim ki ilahlarımıza ibadeti terk eder, sonu bu adamınki gibi olur. Kırdığınız, döktüğünüz putlar sizin ilahlarınızdır. Baba ve dedelerinizin de ilahları bunlardı. Siz Nuh'un davetini kabul ederseniz kendi aleyhinizde bulunursunuz. Kafir olduğunuzu, dalalet ve cehalette bulunduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Hangi kavim babalarının dininden, putlarınıza ibadetten cayarsa, ilahlarınızın yeryüzündeki temsilcisi hükümran dermesinin gazabına uğrayacak, ekin ve nesli yok edilecektir. Hazreti Nuh der ki, ey kavmim, dinleyin beni. Muhakkak ki ben Allahu Teala tarafından emin olarak size gönderilmiş bir peygamberim. Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka ilah yoktur. Biz seni apaçık bir sapıklık içinde görmekteyiz. Hazreti Nuh, ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim der. Sen de bizim gibi insansın. Böyle olunca senin üzerimizde ne gibi üstünlüğün ve meziyetin var ki elçilik görevi sana verilsin. Evet, doğru söylüyor. Çok haklı. Evet. Hazreti Nuh, size Rabbimin gönderdiklerini tebliğ ediyorum. Çünkü sizin bilmediklerinizi ben Allah'ın yardımıyla biliyorum der. Evet, doğru söylüyor. Ona katılıyorum, evet. Biz seni bir çılgınlık içinde görüyoruz. Ve senin yalancılardan biri olduğunu zannediyoruz. Hazreti Nuh cevap verir. Bende hiçbir çılgınlık yok. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Ey Nuh! Sana tabi olup iman edenler, mal ve mevki bakımından aşağı, düşük kimselerken bizler sana iman eder miyiz? Evet, onları yayınlayız. Hazreti Nuh devam eder. Ey kavmim! Elçilik görevime karşılık sizden bir dileğim yok. Benim Rabbim çok cömerttir.
Siz istiyorsunuz diye bu yoksul, temiz kalpli müminleri yanımdan kovacak değilim. Onlar Allah'ın seçilmiş kullarıdır. Lütfen bu cahillikten vazgeçin. Yeter! Sus be melun düzen bozucu! Yıkın bu adamı aşağı! Bu adam size üstün olmak, reis olmak istiyor. Maksadı bu yoksul. Kolun bu sapı. Yoksa ilahların gazabını üzerimize çekecek. Vurun! Renk için vurun! Yavuz için vurun! Yavuk için vurun! Nezri için vurun! Hazreti Nuh uyarır. Ama görüyorum ki sizler güzel öğütleri reddediyorsunuz. Allah'ın mesajını kabul eden herkes karşılığını alacaktır. Bana karşı hiç koymayın. Üzerinize çok şiddetli bir azabın gelmesinden korkarım der. Oğlum, bu adama dikkat et. Sözlerine inanma. O bir yalancıdır. Ve Hazreti Nuh, ya Rabbi, kullarının bana yaptığını görüyorsun. Kulların hakkında iyilik dilemişsen onları hidayete erdir. Ya Rabbi, bana yardım et. Yoksa sen onlar hakkında hükmedinceye kadar bana sabır ver. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın der. Babacığım, tebliğine yalnız gitmemelisin. Bir gün öldürecekler seni. Hazreti Nuh, ben yalnız değilim. Rabbim benimle. O istemezse bana hiçbir şey olmaz der. Baba, ülkenin bütün hatiplerinin orada olması garip değil mi acaba? Hazreti Nuh, evet garip. Sanki benim orada tebliğ yapacağımı önceden biliyorlardı der. Hazreti Nuh karısına seslenir. Efendim? Hazreti Nuh karısından bir maşrafa su ister. Tabii, tabii vereyim. Hazreti Nuh, şehrin kuzeyinde bulunan gölün kenarındaki halka tebliğde bulunacağını söyler. Hükümran Yüce Dermesil'in gözü üstünde Nuh bin Lamek. Hareketlerine ve konuşmalarına dikkat et. Ona göre. Üzülme baba. Allah sana bir yol gösterecektir. Fakat senin bugün yola çıkacağını nereden biliyorlardı? Hazreti Nuh, ya Rabbi, kavmim beni yalanladı, mağlup oldum, artık bana yardım et diyerek dua eder. Ne oldu acaba? Babam bizim toplanmamızı neden istedi ki? Kim bilir, herhalde çok önemli bir şey var. Ben hiç iyi şeyler hissetmiyorum. Allah yardımcımız olsun. Hazreti Nuh, Allah'ın selamı üstünüze olsun. Bu, Allah'ın iki iyi kulu bize yardım edecekler. Büyük bir gemi yapacağız der. Yani.
Ne? Gemi mi? Evet efendimiz. Nuh bin Lamek çok büyük bir gemi inşa ediyormuş. Aman efendim, sakin olunuz lütfen. Uzanın. Bu adam inanmış. Söylediğine göre oradaymış. Hiç anlamıyorum. Bu adamlar da kim acaba? Yemezler, içmezler. Bu yabancılar çok garip. Dünyadan olmadıkları kesin. Hey Nuh, peygamberlikten vazgeçtin. Şimdi de marangozluğa mı başladın ha? Sihirli gibi. Nuh, halk kuraklıktan kırılıyor ama sen boğulmamak için gemi yapıyorsun. Hazreti Nuh cevap verir. Bizimle eğleniyorsanız biz de sizinle, sizin bizimle eğlendiğiniz gibi eğleneceğiz. Alçaltıcı azabın kimin başına geleceğini sizler ileride bileceksiniz. Ey Nuh! O vaat olunduğumuz şey ne kadar da uzak. Hazreti Nuh der ki, esirgiyen ve bağışlayan Yüce Rabbim, sen yolundan çıkanları bağışla. Onlar gaflet içinde kendilerine yazık ediyor. Çok iyiydi Nuh bin Lamek. Ne? Çok etkilendiğimi itiraf etmeliyim. Ölüyorum Nuh bin Lamek. Ve senin yüzünden hayatımın son günleri azap içinde geçiyor. Söylediklerin, bu inanmışlığın üzerine hayatımı inşa ettiğim bütün değerlerimi alt üst etti. Hazreti Nuh, istersen bu azaptan kurtulabilirsin der. Nasıl? Hazreti Nuh iman ederek der. Ve Hazreti Nuh son kez seslendi. Ey insanlar! Ben size doğru yolu göstermek için Allah tarafından görevlendirildim. Bir ömür boyu nasihat ettim. Dinlemediniz. Benimle alay ettiniz. Bana ve bana inananlara eziyet ettiniz.
Allah'ın azabı en kısa zamanda büyük bir tufan şeklinde gelecek, söylediklerime inanmayanlar helak olacaktır. Bu gemi iman edenlerin kurtulacağı gemidir. İman etmeyenler suda boğulacaktır. Bu benim herkesin duymasını istediğim son sözümdür. Ey Nuh, halkın boş sözlere karnı tok. Kendi ilahına yalvar da şu kuraklığa bir çare bulsun. Hazreti Nuh, merak etme. Yakında kuraklıktan eser kalmayacak. İstemediğiniz kadar suya kavuşacaksınız da. Hep bunu söylüyorsun. Şimdi de ülkenizi çöle çevirmiş, bu kuraklıkta bir gemi yaptın. Bizi tufanla korkutuyorsun. Biz sana da söylediklerine de inanmıyoruz. Neler oluyor? Olur. Her hayvandan birer çift nasıl toplayacağız? Hazreti Nuh, bilemiyorum. Fakat Allah'ın bir bildiği vardır. Ona güvenmeliyiz. Başka çaremiz yok der. Dede, dede bak! Biz yakaladık tabii iki tane. İyi de çocuklar, biri erkek, biri dişi olacak. Hey, şuraya bakın. Efendimizi kaybettik. Ah, olmuyor, olmuyor. Ülkemizin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmıyor. Artık hükümran sizsiniz efendim. Ah, acılıyım, çok acılıyım. Bütün bunların sebebi de lanetli Nuh bin Lamek'tir. Hazreti Nuh ailesini uyarır. Artık büyük gün gelip çatmak üzere. Hazırlıklı olun. Gemi harekete hazır olduğunda herkes gemiye binmeye başlasın. Yeter! Artık inandım ki sen bir delisin. Bu gemi kendi kendine yüzecek ve sen de kurtulacaksın ha! Hadi oğlum, yürü eve gidiyoruz. Allah'ım! Hazreti Nuh, korkmayın. Bir şey olmayacak. Şimdilik de. Boşuna bekliyorsun baba. Kardeşim de annem de gelmeyecek. Haftalardır yağmur yağıyor. Böyle şey görmedim. Evet efendimiz. Kuzeydeki göl neredeyse küçük bir deniz olmak üzere. Ülkemizin üzerindeki lanetin tek sorumlusu olan Nuh bin Lamek ortadan kalkmadıkça bu garipliklerin sonu gelmeyecektir. Yarın sabah askerlerimi hazırla. Bu lanete bir son vereceğim. Başüstüne. Thank you.
Bakın. İlahlar affedin bizi. Hazreti Nuh içeri girmeleri için herkesi uyarır. Vakit geldi. Herkes gemiye binsin. Gemimiz Allah'ın adıyla yüzecek ve demirleyecek. Rabbimiz bizi sulardan koruyacak. Ey oğul, bizimle beraber gel, kafirlerle olma. Bir büyük dağa sığınırım, sudan korunurum. Evladım, bizimle gel. Allah'ın rahmetinden yoksun kalanlar bugün boğulmaktan kurtulamazlar. Hazreti Nuh, güverteye çıkma zamanının geldiğini söyler. Şükürler olsun Allah bizi acırdı. Şükürler olsun. Allah bizi acırdı. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ya Rabbim, sana şükürler olsun. Aman Allah'ım, her yer sularla kaplanmış. Hazreti Nuh, inancın sarsılmasın oğul. Şu kayayı görüyor musun? Sular çekiliyor. Allah tamamını erdirecek inşallah der. Bizim hiç kuşkumuz yok baba. Mutlaka ayaklarımız Allah'ın mübarek toprağına basacaktır. Hazreti Nuh seslenir. Hey müminler! Ey Nuh'un ümmeti, kalkın!